أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد يا رب العالمين حتى ترضى ولك الحمد يا رب العالمين إذا رضيت ولك الحمد يا رب العالمين بعد الرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا Pazartesi günleri tasavvuf dersine devam ederken muhterem kardeşlerim Allah-u Teala'ya ulaşma yollarına başlamıştık. Daha önceki derslerimizde tevbe konusunu ve Allah-u Teala'dan el-havf min Allah, Allah-u Teala'dan korkma konusunu işledik. Bu haftaki konumuz ise Allah-u Teala'nın rahmetine ümit beslemek. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek. Er-raca'u, yani Arapçası er-raca'u. Raca, Türkçe'de kelime manası arkadaşlar, Türkçe, Arapçadan Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman, ummak, ümit etmek ve beklenti içinde, bir beklenti içinde olmak. Kelime manası, er-raca'u. İstilah manası ise, insanın dünya ve ahirette Allah'ın rızasını, rahmetini, nimetlerini umması. Gazabından, azabından ne yapması? Sakınarak Allah-u Teala'nın rahmetini umması. Zira Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki, Zümer suresi ayet 53'te, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ Ey nefslerine uyup da sınırlarımı aşan kullarım. Allah-u Teala'nın neydi daha önceki okunduğumuz 40 hadiste geçerken Allah-u Teala'nın bir mahremiyeti hududu vardı. O hudud da neydi arkadaşlar? Allah'ın haramları, maharimullah. Allah'ın haramları. Allah-u Teala da yine diyor. Ey nefislerine uyup haramlarımı aşan, haramlarımı işleyen kullarım. La teknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Her zaman ümit var olun. Zaten insanın inancı da ne olması gerek? Her zaman havf ve raca, Allah'ın azabından korkup Allah'ın rahmetini de her zaman umacak. Yani hiçbir zaman yaptığımız amellerin hiçbirinin garantisi yok. Ne kıldığımız oruç, ne kıldığımız namazların, ne tuttuğumuz oruçların, ne verdiğimiz sadakaların hiçbir garantisi yok. Ama inşallah kabul olur diye umarız. Ya kabul olmazsa diye her zaman da Allah'ın ne yaparız? Gazabından, azabından korkarız. İşte öyle diyor Allah-u Teala. Ne kadar günah işlerse işleyin. Yani Allah-u Teala'nın haramlarını aşmış kullarım. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah-u Teala nedir? Bütün günahları affeder. Yeter ki kul ya Rab desin. Yeter ki kul geceleyin kalksın ya Rab desin. Ben günahkarım, affedici sensin. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lemma halakallahul halqa bütün mahlukatı yarattığı zaman Allahu Teala ketebe fi kitabin yanındaki kitabe fe huve muallakun bil arş arşta asılı olan kitaba şöyle yazıyor. İnna rahmeti galabet gadabi. Benim rahmetim gadabıma galip geldi. Gadabımı içine aldı. Allah-u Teala'nın rahmeti bu kadar geniş arkadaşlar. Zira Allah-u Teala ayet-i kerimede ise İnna rahmeti vesiat külle şey. Benim rahmetim her şeyi kapladı. Hazreti Ömer'den rivayeten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir takım esirler getiriyor. Esirler geldiği zaman o esirlerin içinde bir tane de kadın
Kadın geliyor bakıyor ki çocuğunu arıyor. Çocuğunu arıyor. Çocuğunu bulduğu zaman çocuğu bir sarıyor, bir emziriyor, öpüyor, kokluyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ömer, hiç bu anne çocuğunu ateşe atar mı? Yani o kadar özlemiş, bağrına basan, süt emziren, koklayan, öpen bir kadın hiç ateşe atar mı? Atmaz ya Resulullah. İşte Allahu Teala kullarına bu kadından daha çok merhamet. Bu kadından daha çok merhamet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte ise اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَمَّ. Kul bir günah işlediği zaman Allahu Teala der ki kulum günah işledi. Kul tekrar اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي Ya Rabbi beni affet dediği zaman Ya Rabbi affet dediği zaman Allahu Teala der ki kulum günah işledi. Kendisini de affedecek bir Rab olduğunu bildi. Benden de af diledi. Benden de af diledi. Kulum diyor sen böyle olduğun müddetçe sende ne varsa ben önemsemiyorum. Sen yeter ki affını iste. Ne kadar günah işlersen işle, hangi vakit günah işlersen işle, sen yeter ki affını iste, ben sende hiçbir şey istemiyorum, ne varsa bağışlıyorum diyor Allah-u Teala. Yeter ki kul affını istesin, dönsün Rabbine ya Rabbi desin. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte ise لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا Eğer siz günah işlememiş olsaydınız لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ Allah-u Teala sizi yok eder, helak eder. Ondan sonra başka bir kavim getirir ki o kavim de günah işler. O günah işleyen kavim de Allah-u Teala'dan affını ister. Allah-u Teala da onları affeder. Hata, günahkarlık hepimiz için arkadaşlar. Bizler insanız. Sadece ve sadece peygamberler masum. Diğer bütün Allah'ın ne kadar veli kulları varsa onlar da hata işlemiştir. Bundan sonra gelecek bütün veli kullar da hata işler. Onlar da günahkardır. Hepimiz de günahkarız. Günahtan masum olan sadece peygamberdir. Ondan dolayı yeter ki biz Ya Rabbi günahımızı affeyle diye Allah-u Teala'dan günahımızdan dolayı, affımızdan dolayı, günahımızdan dolayı Allah'tan affımızı isteyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi innehunne hadis-i şerifte şu şekilde örnek veriyor arkadaşlar. İbrahim aleyhisselam'ı örnek verirken Rabbi innehunne adlalne kethiren minen nas. Ya Rabbi diyor İbrahim aleyhisselam ümmetimin çoğu delalete düştü, sapıklığa düştü. فَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ مِنِّي Eğer kim bana uymuşsa o bendendir. فَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَان۪ي فَاِنَّكَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ Kim de bana isyan etmişse ya Rabbi sen gafursun, rahimsin. Dilersen affedersin, dilemezsen affetmezsen desem deriz. İsa aleyhisselam'ı örnek verirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselam diyor ki اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ Ya Rabbi o bana inanmayanlar, bana ittiba etmeyenler, beni yalanlayanlar onlar senin kulların. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ Yani onlar senin kulların dilerse azap edersin. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ Eğer affedersen de فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Sen azizsin, hakimsin. Kimse sana adaletinden şek şüphe edemez. Kimse seni sorguya çekemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor arkadaşlar? Bu ayet-i kerimeleri okuduğu zaman secdeye kapılıyor, ağlayarak Ya Rabbi ümmeti, ümmeti, ümmeti diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başlıyor. Fark edebildiniz mi arkadaşlar? Diğer peygamberler kendilerine tabi olanları içine katarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim diyor bütün hepsini içine katıyor. Hiç ayırmaksızın. Kim varsa kendisine ittiba eden, asi gelen kim varsa Ya Rabbi ümmeti, ümmeti, ümmeti diye Allah-u Teala'ya ağlayarak secdeye kapılıp yalvarıyor.
O zaman Allah-u Teala bildiği halde, haberdar olduğu halde Cibril Aleyhisselam'ı gönderiyor. Ya Cibril, git Habibimize söyle. Niye ağlıyor, niye sıkıntı ediyor? Cibril Aleyhisselam gelir, haber verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde Cibril'e söyler. Cibril Aleyhisselam Allah-u Teala'ya var ve Allah-u Teala bildiği halde Peygamber Allah-u Teala der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fakul Habibimize de ki inna senurdik biz seni razı edeceğiz. Ve la nesu'uk seni hiç üzmeyeceğiz. Seni hiç üzmeyeceğiz. Allah Resulü oturmuş ağlarken Allah-u Teala bu müjdeyi ver. Hiç sen üzülme. Biz seni razı edecek. Sen ne üzülme diye. O zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah sen nasıl razı olursun? Sen nasıl razı olursun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden son kişi de cehennemden çıkmadığı müddetçe ben razı olmam. Hiç kimse kalmamak şartıyla. Günahkarların her hepsi de çıkmak şartıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ben razı oldum. Kutsu hadis-i şerifte Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayeten وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ زِرَاً eğer her kim bana bir arşın, bir karış yaklaşırsa diyor Allah-u Teala تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ زِرَاً ona bir arşın yaklaşır. İnsan yeter ki Allah-u Teala tarafından yönetsin. Allah-u Teala'nın tarafına yönetsin. Her kim bana bir arş yaklaşırsa ona bir arşın. Her kim bana bir arşın yaklaşırsa ona bir kulaç yaklaşırım diyor Allah-u Teala. Her kim bana meşi yürüyerek gelirse Allah-u Teala ona hervele ile koşarak gelirim, koşarak. İnsan yeter ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmesin. Ne kadar günahkar olursa olsun arkadaşlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetini ümit kesenler kimler? Allah'ın ayetine inanmayıp Allah'ı inkar edenler, Allah-u Teala'nın karşılaşmayı ümit kesen insanlar. Ölüm yok ya, bunu nereden çıkarıyorsunuz? İnsan öldükten sonra bu kadar deri, et, kemik nasıl bir araya gelecek? Bunu diyen insanlar. اُلَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِ İşte o Allah-u Teala'yla karşılaşmayı ümit kesen insanlar, Allah'ın ayetini inkar eden insanlar, Allah'ın rahmetinden ümit kesmişler. Niye? Çünkü öyle bir gün bizden beklemiyorlar. وَمَنْ لَقِيَن۪ي بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَط۪يَةً Yine Allah-u Teala Kudüs-i Hazreti Serif'te devam ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayeten, her kim bana yeryüzü dolusunca hata ile gelse, hangimiz doldurabilirdik arkadaşlar? Malla, mülkle, bir şeylerle. O kadar da günah ile gelse diye Allah-u Teala ne yaparım onu? Ve benimle bana şirk koşmamış orada karşılaştığı zaman ne yaparım onu? O kadar dolusunca mağfiret de gelir. Allah-u Teala bu kadar rahmeti geniş. Allah-u Teala cümlemizi rahmetiyle yargıya yine Kudsi hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet ediyor. Yabne Adem ey insanoğlu inneke mâ de'avteni mâ racavteni gafertu leke alâ mâ kâne minke ve lâ ubâni ey insanoğlu sen bana dua ettiğin müddetçe benden umduğun müddetçe ben sende ne varsa hiçbir şey umursamıyorum. Affettim seni. Hiçbir şey umursamıyorum. Ne kadar günahkar olursan ol. Her hepsini affettim. Ya ibne Adem, lev belegaz zunubuk. Eğer senin günahların anel-i seme gökler dolusunca da olsa, gökler dolusunca da olsa, thümme istagferteni sonra benden af dilesen, ya Rab, ya Rab diye Allah-u Teala'dan af dilesen, gafertu leke diyor. Ne varsa seni affettim. Ya ibne Adem inneke lev eteyteni bi gurabil ardı hataya thumme legiteni la tuşrik bihi şeyen le eteytuke bi gurabiha mağfireten eğer sen bana yeryüzü dolusunca günah ile de gelsen ben bana karşılaştığın zaman bana hiçbir şey şirk koşmamızdan
İşte o zaman ne yaparım? Ben de sana o kadar dolusunca mağfiretle gelirim. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki arkadaşlar, hani insanlar ya işte gidecek kapımız yok, ne yapar? Var ya adam ya bankadan kredi çekiyor. Allah-u Teala ümmet-i Muhammed'in yardımcısı olsun. Ümmet-i Muhammed'i faize, harama, zinadan korusun inşallah. Bazı insanlar işte hemen hiçbir çıkış kapısı bulamadık diye ne yapıyorlar arkadaşlar? Ne var ya hemen işte faize darıyor. Faizin bankadan kredi çekiyor. İşte neymiş? İhtiyaç kredisiymiş, ev kredisiymiş, araba kredisiymiş. Ne yapıyor? Bunların her birisi haramdır arkadaşlar. Bu kredilerin hiçbiri caiz değil. Şeyhim de buna hiçbir zaman fetva vermezdi. Şeyhimizden duyduğumuz her hepsi haramdır. Kim de fetva veriyorsa kendi bilir. Ama biz şeyhimizden duyduğumuz haramdır. Öyle diye Ebu Derda, "Men yekthuru qar'al babi yushiku en yeftaha lahu." Her kim kapıya ısrarla vurursa, Allah-u Teala'nın kapısında ısrarla durur, ısrarla vurursa veya bir insanın kapısında veyahut da tekkenin kapısına evinize gitseniz, taf 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 vursanız, adam içerideki ne yapar? Elbet ikinci, üçüncü, beşinci kapıyı vurmanız da evde olduğu zaman kapıyı açardı. İşte bir kul da diyor, Allah-u Teala'nın kapısında dua ettiği müddetçe, dua etmeye devam ettiği müddetçe, Allah-u Teala da onun duasına isticab eder. Buyur kulum der, buyur. Ama insan ne olmuş? Hiçbir sıkıntıya gelemeden hemen varıyor bankanın kapısına. Allah için kaç gün kalktık da Allah-u Teala'ya gece gündüz yalvardık. Gözyaşıyla üç gün üst üste, gözyaşıyla üç gün üst üste yalvarabildik mi hiç? Sırrı-ı Sakati Rahimahullah diyor ki, kun misle sabiyyi, Allah-u Teala'nın kapısında çocuk gibi ol. Çocuk, bebek yok mu? Hani aramızda çocuklar var ya, onun gibi ol Allah-u Teala'nın kapısında. Onlar ne zaman ki bir şeyi gönülleri istedikleri zaman diyor, bir şeyleri arzu ettikleri zaman ağlarlar, sızlarlar, bağırırlar, çağırırlar ta ki anneleri, babaları onları alıncaya kadar. Hangimiz dayanabiliriz arkadaşlar? Evladımız ağladığı zaman, çocuğumuz ağladığı zaman hangimiz yok derik? Hiçbirimiz yok demezdik. İlla yani hiçbir şeye çınarmasa bile mi? O sussun diye alır. İşte sen de sırrı istifatı yere diyor. Sen de Allah-u Teala'nın kapısında çocuk gibi ol, çocuk gibi. Otur, ağla, bağır, çağır, iste. Allah-u Teala sana elbette ki verir. Ama hiç bunları yapmamışık, varmışık. Herkesin, Allah-u Teala'nın kapısından başka herkesin kapısına varmış. Halbuki Allah-u Teala min hablil verid diyor. İnsana şah damarından daha yakın. Elini atsa, ya Rabbi ver dese, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ diyor Allah-u Teala. Her kim Allah'tan korkarsa, Allah'tan korkarsa, Allah'ın rahmetini umarak günahından, gadab ettiği şeyden, istemediği şeylerden kaçırırsa, وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ onu ne yapar? Ona bir çıkış kapısı, bir varış kapısı açar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتِزِمْ onu ummadığı yerlerden, beklemediği yerlerden, istemediği yerlerden rızıklandırır. Bir de bakarsın ki nereden geldiğini bilmezsiniz. Hazreti Yahya bin Muaz diyor ki arkadaşlar, ثَلَاثٌ مِنْ خِصَالِ الْاَوْلِيَا şu üç tane haslet var ki, özellik var ki, Allah-u Teala'nın veli kullarının özelliğidir. Birincisi, اَثِّقَةُ بِاللّٰهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ Allah-u Teala'ya her şeyde güvenirler. Her şeyde. Razzak rızıktan endişe etmezler. Dünyalık işlerden endişe etmezler. اَثِّقَةُ بِاللّٰهِ Allah'a her şeyde güvenirler. Bilirler ki onun izni olmadan ağaçtaki yaprak bile düşmez. Onun için adım attıkları zaman, adım atacakları zaman her işlerinde Allah-u Teala'ya sonsuz güvenler var. Onun izni olmadan bir sıkıntıya, bir dara düştükleri zaman ondan geldiğini bilirler, ona güvenirler. İkincisi, وَالْغِنَا بِهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ Allah-u Teala'nın başka her şeyden
ellerini, yüzlerini, gönüllerini çevirirler. Razzak olan, vermesi gereken, verirse veren, alalsa alan Allah-u Teala'dan bilirler. Zira Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Bütün insanlık ve cinlik birleşse, Adem aleyhisselamdan son insana kadar bütün insanlar ve cinler birleşse, sana bir menfaat vermeye kalksalar, Allah-u Teala'nın dilediği kadar verebilirler ancak. Sana 5 lira para verecekler, sana bir ev verecekler, sana bir araba verecekler. Eğer Allah-u Teala bunu sen 4 aylık anda Allah-u Teala yazmışsa ana karnında onu verebilirler. Yazmamışsa hiç imkan yok. Hadisin devamında eğer diyor Allah-u Teala insanlık baştan sona Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar ins ve cin her hepsi birleşse sana bir zarar vermeye kalksalar, en ufakından kulağını çekmeye kalksalar, Allah-u Teala dilememişse o kulağı çekemezler. İşte ondan dolayı وَالْغِنَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ Allah-u Teala'dan başka her şeyden ne yaparlar? Ümitlerini, ellerini, bellerini keserler. Çünkü o zenginliği, o malı, bir damla suyu, bir parça ekmeği, bir zohum ekmeği de verecek olan Allah-u Teala'nın bildiğini, olduğunu bilirler. Üçüncüsü ise وَالرُّجُعُ اِلَيْهِ ف۪ي كُلِّ شَيْءٍ Her şeyde Allah-u Teala'ya yönelirler. Her şeyde Allah'tan geldiğini bilirler. Her sıkıntıda, her bela ve musibette Ya Rab senden derler ve Allah'a dönerler. Hazreti Muaz'dan radıyallahu anh'dan bir hadis-i şerifle arkadaşlar sohbetimizi bitirelim inşallah. Hazreti Muaz'a diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى Ya Muaz diyor, Allah-u Teala'nın kulları üzerinde, kulun da Allah-u Teala üzerinde hakkı nedir sen bilir misin? Allah ve Resulü alem diyor Hazreti Muaz. Allah ve Resulü daha iyi bilir ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى Yani Allah-u Teala'nın kullar üzerindeki hakkı en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'a Allah-u Teala'ya kulluk edip ona hiçbir şey şirk koşmamalıdır. Kulun Allah-u Teala'nın üzerindeki hakkı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya hiçbir şey şirk koşmayarak yaklaştığı, karşılaştığı zaman Allah-u Teala'nın onu cennetine girdirmesi. Ne kadar güzel. Kulun da demek ki bir kul olduğu halde Rabbisinde hakkı varmış. Allah'a şirk koşmayarak karşılaştığı zaman Allah-u Teala'nın onu cennetine giydireceğine dair nedir arkadaşlar? Bir başka tabirle müjdesidir. Allah-u Teala her zaman, her vakitte, her anında kendisinden korkanlardan eliye hiçbir zaman, hiçbir mekanda, hiçbir zamanda, hiçbir anda kendisinin rahmetinden ümit kesenlerden eylemeye inşallah. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve şeyhimizin ruhu için El-Fatiha.